Selam, yeni bir bloka hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu ikinci sefer çekiyorum. Temin konuştum. Bir baktım ki basmamışım. Yeni bloka hoş geldiniz arkadaşlar. Pazar akşamı yemek yedik. Ve şimdi Markus'la komşularımız hakkında bir şeyler konuşuyorduk. Ondan sonra dedim aklımdan... aslında dedim Nicole şimdi gelse öbür komşum ne? Güntes'in eski sahibi vardı ya, Nicole. Dedim o şimdi gelse aslında süper olurdu. Çünkü o bilirdi. Markus'la konuşuyorduk. Öbür komşular işte onun ablası mı, onun abisi mi, onun yengesi mi gibisine ve inanmazsınız. İki dakika sonra baktık zil çaldı ve Nicole karşımızda. Nicole'a geçenlerde ben... Ne yapmıştım ben ona götürdüm? Bir şey yapmıştım ben. Türk yemeklerinden, tatlılarından falan yaptığım zaman götürüyorum, veriyorum. Çünkü çok merak ediyor gerçekten. Ve o bize şimdi yılbaşı, Noel bisküvileri yapmış. Onları getirdi canım benim. Hem de iki dakika dedi. Aslında hiç vaktim yok. Gene de bir yarım saat kaldı bizden konuştu. Ve size şimdi Noel kurabiyelerini göstereyim. Nicole yapmış. Kayınvalidem de bunları süper yapıyor. Göstereyim. Bakar mısınız? Gerçekten çok çok güzel görünüyorlar. Bunlar vanilyalı. Bunlar benim en sevdiğim. Ve bunu da söyleyeyim. Kim de yersem yiyeyim. Markus'un nenesi bunları süper yapıyordu. Hiçbir yerde Markus'un nenesinin yaptığı kadar bunları hiçbir yerde görmedim. Bunlar da marmelatlı. Bunlar böyle çikolatalı falan. Bunları daha hiç görmedim. Bir tür baklavaya sanki benziyor değil mi? İçinde böyle tabii ki baklava değil ama özeli. Evet, canım benim getirmiş. Çok sağ olsun. Böyle. Bizde bir pazar akşamı. Selam arkadaşlar. Bugün pazartesi, eve geldim ve mutfakta lahana yemeğim kaynıyor. Çünkü inanır mısınız gerçekten buzdolabında yarım lahanayı unutmuşum geçen sefer yaptığımda. Neyse dış yapraklarını aldım biraz. Şimdi onu yapıyorum. Ve bugün ikinci kutumuzu yani ikinci kapımızı bakalım ve açalım takvimimizde ne varmış diye. İkinci numarayı buldum. Size göstereceğim. İkinci kapıyı arkadaşlar açalım. Bugün açamıyorum doğrudan. Teminden beri uğraşıyorum biliyor musunuz? Evet. İkinci kapıda bugün ne varmış? Evet. Ne varmış burada? Tabii ki NYX markasının bir tür... Galiba bu glitter. Evet, glitter'sı. Rengi şöyle gözüküyor. Altın bir renk gibi. Evet, ikinci numara bu varmış. Selam arkadaşlar. Bugün çarşamba yok. Hayır, bugün salı. Yoksa? Evet, bugün salı arkadaşlar. Eve geldim ve geçenlerde İtalyan dükkanına gitmiştik ve oradan hazır makarna almıştık arkadaşlar. Şöyle gözüküyorlar. İçinde kırmızı lahana değil, rote beete ne oluyor? Şalgam mı? Galiba şalgam içinde var. Ben size alta yazarım Türkçesini diye. Galiba şalgam dediğim gibi şalgam var. Ve ricotta peyniri var. Şimdi ben bunları 3 dakika en fazla çünkü hazır makarna olduğu için... 3-4 dakika kaynatacağım. Ondan sonra üstüne dedim ki şunlardan koyayım. Ve biraz fesleğen dökeceğim üstüne. Ve birkaç tane böyle parmesan rendesi. Üstüne biraz zeytinyağı bu kadar. Çok güzel tat veriyor. Onu yapacağız şimdi. Ondan sonra yemek yeriz. Ondan sonra bugün artık bir şey yapmayız sanırım Markus'la beraber. Size şu harika çiçekleri gösterdim mi arkadaşlar? Annem bana yine almış. Markus'la ne zaman alışverişe gitseler o zaman bana çiçek getiriyorlar. O kadar bayıldım ki şunların güzelliğine bakar mısınız? Ve ilk defa yani bir çiçek bu kadar uzun tutuyor. Galiba bir hafta oldu. Açtı, kapalı girdiler ve süper görünüyorlar gerçekten. Evet, Vim. Ben size bugün gösterdim mi ne çıktı diye. Bugün üçüncü kapıydı.
Bir bu rujun arkadaşlar, şu rujun renginde dudak kalemi çıktı. Evet, ruju daha denemedim. Belki sonra yaparız. Evet, bu kadar. Selam arkadaşlar. Bugün cuma. Biraz erken eve geldim. Görüyorsunuz zaten çünkü gündüz. Biraz erken dediysem saat 3 arkadaşlar. Ve çok üşüyorum. İnanın o kadar çok üşüyorum ki yani kendimi alamadım. O yüzden şimdi yatacağım, sarılacağım böyle yorgana. Yorgana değilsem battaniyeye. Ondan sonra biraz böyle içim ısınsın. Gerçekten korkuyorum hasta olacağım diye. Yani böyle bir de problem ne onu da söyleyeyim ben size. Benim ayaklarım falan üşüdüğü zaman o zaman her tarafım üşüyor. O yüzden şimdi indileyi de alıp hemen şimdi koltuğa. Bir yarım saat, bir saatliğine kadar ondan sonra kalkar yemek ne bileyim bir şeyler yaparım. Zaten ondan sonra hava da kırılır. Evet. Arkadaşlar bugün Perşembe. Ben şimdi eve geldim. Saat 6.30 ve Indila'ya teminden bir ayaklarımı sürtünüyor. Çünkü mama istediği için. Indila'ya hemen çabucuk bir tane mama verelim. Bugün neyle? Yok bu dünden yemişti. Değişik olsun. Evet hindi bir tavuk karışımı. Evet onu vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra çekebilirsem... Kusura bakma. Ondan sonra çekebilirsem size bir şey göstereceğim. Çünkü ben Indira'ya mama verdiğim zaman öyle koşuyor ki ve ben diyorum ki aynı tavus kuşu koşması gibi inşallah yakalayabilirim. Neyse ben eve geldim. Mankus yok. Mankus zaten bayağı bir geç gelecek. Çünkü o kayınvalidesiyle, annemle yani Türk bakkalına buluştular onlar bugün saat 4'te 5'te mi ne? Ondan sonra Türk bakkalına alışverişe gidecekler. Makus hep annemle alışverişe gidiyor. Benimle annem alışverişe gitmesine sevmiyor. Çünkü ben çok nasıl derler? Anne hadi bilmem ne falan. Makus'tan muhabbet ede ede. O yüzden Makus'tan alışverişe gitmesine daha çok seviyor annem. Şükür gerçekten bu problem yani böyle bir problemimiz falan da yok. O yüzden gerçekten o kadar şükrediyorum ki Allah'ıma yani hiçbir kayınvalide, kayınbaba, damat, kayınvalide, gelin bilmem ne hiçbir problemimiz böyle yok. Sanırım çoğu insan bana diyor Deniz işte Makus'tan senin aranız bu kadar iyi sırrını anlatsana. Vallahi arkadaşlar sırrım diye bir şey yok aslında. En önemlisi insan sevdiği zaman zaten saygı gösterir.
Ama bu da var işte ailesine, yani ben Markus'un ailesine, Markus benim aileme gösterdiğimiz saygı, sevgi falan gerçekten paha biçilmez. Çünkü sonuçta onu doğurmuş, onu eğitmiş, bu zamana kadar getirmiş bir insanlar. Ve tabii ki böyle çok çok kötü olduğu zaman, yani inadına falan yapıldığı zaman, o zaman veya gerçekten kötülüğe yapıldığı zaman gerçekten çok berbat. Ama bizim aramızda hiç böyle şey yok yani. Aa bak annen şunu bunu bana dedi gibisine. Çünkü sonuçta onun annesi babası bana kötü bir şey derse, o zaman onun annesi babası bana kötü bir şey demiştir. Onun suçu değil ki. Çoğu insan böyle, aa senin annen baban bana kötü söyledi, işte sen de aynısın, işte sen niye bir şey demiyorsun, etmiyorsun bilmem ne falan. İşte bunu sanmayın arkadaşlar. Hiçbir insan bunu, ben de yapmam, bunu Markus da yapmam. Diyelim ki annesi bana bir şey söylese veya yapsa da, şükür dediğim gibi şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Markus'un suçu değil. O zaman ben onu kayınvalidemle bu problemi çözmem gerekiyor. Markus'tan zaten çözemem çünkü Markus bana o söyleyen insan değil gibisine. Neyse, umarım anlatabilmişimdir. Her kişiye sadece dilediğim, gerçekten sadece kocasıyla, karısıyla değil, bir de annesiyle, babasıyla da iyi konuşmak, iyi anlaşmak gibisine. Çünkü bu gerçekten sizin kendi ilişkinize çok büyük bir iyilik, çok büyük bir puan, çok büyük bir nokta. O yüzden benim bir sırrım yok. Gerçekten biz de kavga ediyoruz. Yani bu biz de bütün gün söyleyeyim bana veya tanıştığımızdan beri hiç kavga etmemezlik gibi yapmadık falan değil. Normal yani, insanız biz. Biz de kavga ederiz. Ama birincisi tabii ki sürdürmemek. İkincisi de tabii ki işte bu saygı. Yani sonuçta gerçekten saygı, karın da olsa, kocan da olsa göstermen gerekiyor. İndileyim ama vereyim ve çekeyim. Gel. Gel gidelim. Afiyet şeker bal olsun. Markus geldi. Merhaba. Ve Markus bana Noel pazarından bita çikolatalı, söyleyeyim bana, çilek getirmiş kendisine de. Ve şimdi ikimize cappuccino yaptık. Akşam saat 9:30. Bunları yiyeceğiz, içeceğiz. Bizim için problem değil kahve veya çay içmesi. Sonra biz gene de uyuyabiliriz arkadaşlar. Bir Noel pazarına falan bulursunuz, giderseniz muhakkak denemeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel. Ve geçen sefer gösterdiklerim de aslında onlar da hepsi çok güzel. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu vlog hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kendinize lütfen iyi bakın. Bye bye.